Herkese selamlar. Saat şu anda kaç biliyor musunuz? Videoyu kaçta başlatıyorum? 3.23. Evet. Saat şu anda 3.23. Sanırım bir 35 dakika falan kaldı galiba. Sahurun bitmesine ben daha yeni bir şeyler yiyebileceğim. Nasıl böyle çok fazla bir şey yiyesim yok. Yani midem dolu. Biraz çerez yedim. Sonra biraz muzum, biraz erik derken midem dolu. Ondan dolayı böyle birazcık geç kaldım. Nasıl yapacak bir şey yok. Şimdi ne yiyorum göstereyim. Benim vasam var. Vasa aldım yeni. Üzerine lor peynir sürdüm. Biraz zeytin. Zeytin çok severim. Çok tuzlu değil bu arada. Güzel oluyor. Birinci dilim hindi salam var. Hindi füme koyabilirsiniz. Daha sağlıklı olur ama hindi füme bir tık tuzlu olduğu için susatır diye koymak istemedim. Böyle kendimi şımartıyorum. Bu kadarcık salam yemekten bir şey olmaz. Böyle bir sahur menüm var. Yani hafif, fresh, daha az kalorili bir sahur menüsüyle karşınızdayım bugün. Tadına birlikte bakalım yine sizlere. Bakın. Bu akşam. Yani normalde ekmek arası yapabiliriz ama inanın ekmek arası yapılmış gibi o kadar güzel. Yani ekmekten bile güzel, çok yakışmış. Nereden aldım diye sorarsanız Carrefour'dan aldım. Ben Carrefour'da buluyorum. Carrefour Migros'larda var. Hatta Şok'ta var diye görmüştüm, öyle hatırlıyorum. Tanesi 34 kalori. İki tane yiyorum. 70 kalori sadece. Vasalarım, peynirlerim, salamlarım da bir toplam 50 kalori olsa. Yani şöyle 150 kalorilik bir sahur menüsü olmuş. Evet, en son sahurumuzu yaptık hatırlıyorsanız ve ben geldim. Nasıl geldim? Spor yaparak ve terleyerek geldim. Karşınızdayım. Saat şu anla tam 1.37, 13.37 ve ben 2.30'da işe gideceğim. Bir saat sonra dedim ki kalktım. Hani evde oturuyorum. İlk kalktığımızda da biliyorsunuz çok susayarak kalkmıyoruz açıkçası. Dedim hazır, çok susamadın. 7.30 gibi falan geleceğim eve. Hangi yere spor yapacağım? İftar hazırla falan derken kalk sporunu yap. Ve şu an çok rahatım. Sporum bitti ya. Erkenden sporumu bitirdim. Yani hiç aklım yok. İşte yorulacağım, geleceğim. İftar hazırlığını yaparım, dinlenirim. Sporu ben çıkarttım. Ben kendimi iyi hissettiğim için yaptım ve bakar mısınız 50 dakika yaptım. Ve 500 kalori yaktım. Muazzam terledim. Gerçekten harika terledim. O kadar iyi hissediyorum ki. Giyineceğim, hazırlanacağım. Hatta yapabilirsem belki yemeğimi de sıkıştırabilirim, araya bakacağım. Ya da yemeğimi hazırlarım, gelince pişiririm. Aa, gözüm yaktı. Terler gözümü yaktı. Ama güzel. Yaksın terler gözüme. Adım adım ilmek ilmek gidiyoruz. Ayağları öyle akıtıyoruz. Öyle yakıyoruz işte. Size emeği göstereyim mi? Bakar mısınız? Emek yani. Bu arka tarafı. Ön tarafı. Wow wow wow. Bir alkış hak ettim. Alkış alayım. Ve geldim, hazırlandım. Şöyle birazcık makyaj yaptım, allık sürdüm, ruj sürdüm. Şimdi yemek hazırlığına geçtik. Malzemesini hazırladım. Hemen gösteriyorum. Bakın, dolma yapacağım. Biber dolması. Şöyle minik minik biberlerim var zaten. Böyle bir su bardağı bulgur. Ben bulgurdan yapıyorum, pirinç kullanmıyorum ve çok da güzel oluyor. Bir su bardağı bulgur. Yıkadım onu. Soğan, iki tane küçük soğan. 1,5 yemek kaşığı salça. Nane. Birazcık tuz, biraz zeytinyağı ve birazdan nar ekşisi attım. Böyle mükemmel bir harç oldu. Şimdi bunu karıştıracağım ve biber dolmalarımı dolduracağım. Ondan sonra yemeğim de hazır olacak. Benim gibi müzik dinlerken yemek yapmayı seven var mı? Ben çok seviyorum. Müzik dinleyerek yemek yapmayı, iş yapmayı. Tatam, yemeğim hazır. Çok da güzel oldu valla. Tam sızdırdım. Biliyor musun? Tencereyi tam almışım. Harcı tam yapmışım. Her şey tam oldu. Üzerine ben birazcık zeytinyağı tekrar atıyorum. Şöyle. Tamamdır. Çalışan ev hanımları beni çok iyi anlar. Ben de aynı çalışan ev hanımı olduğum için. Ya çok mantıklı. Çünkü ben 7 gibi kanaldan çıkıyorum. Hadi en geç 7.10'da. 7.30'da evdeyim. Yani 50 dakikam falan kalıyor. 15-20 dakika yapması zaten. Onun yerine direkt fır veririm ocağa. 30 dakika. Yanında bir salata yaparım.
Tamam oldu bitti işte iftarım hazır yani. En azından böyle hazır olmuş olur. Bu arada bunun hepsini yiyemem. Tamamdır abicim. Tamamdır. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşça kal. Bay bay. Evet servis aradı da bir 15-20 dakikaya gelecekmiş. Bu arada Ebru bunun hepsini yiyebilecek misin derseniz tabii ki yiyemeyeceğim. Diğer gün de yiyebilirim. En kötü ben kalınca güvenlikçi abiler var. Ve onları böyle bir şeyler yaptığım zaman ikram ediyorum. Saat şu an 8'e 10 geçiyor. 10 dakika önce falan geldim ama Allah'tan yemeğim falan her şeyim hazırdı. Hemen sebze salatamı da yaptım. Onu da ayıkladım, temizledim. Ve yemeğim hazır. O kadar rahat oldu ki şu an sporumu yaptım. Yemeğim de hazır. Orucum açtıktan sonra artık dinlenme keyfi. Gerçekten eğer yapabiliyorsanız erkenden sporunuzu yapın, bitirin. İyi olacak. Şöyle bir sarımsaklı yoğurtlu semizotu. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Böyle bakın farklı farklı salatalar yapıyoruz. Bir önceki videomda da yoğurtlu kereviz salatası yapmıştım. Bu da semizotu. Şurada da 3 tane dolmam var bulgurla. İnanılmaz lezzetli gözüküyor, kokuyor. Çok güzel kokuyor. Şurada da biraz acı biber ve bolca su. Böyle bir menü. En son iftarda kaldık ve ben video çekmedim. Daha doğrusu dinlendim yani yorulmuştum. Ama bir şeyler atıştırdım ve göstermeyi unuttum, fark ettim şu anda. Ne yedim biliyor musunuz? 10-12 tane yeşil erik. Ve şöyle bir avuç şu leblebiden yedim. Başka da bir şey yemedim. O yüzden onları çekmeyi unuttum bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi saatlerimiz 2:30 gece. Ve ne vakti? Tabii ki sahur yaklaşıyor. 1,5 saat sonra. Hatta sahur bitmiş olacak. Ben de o yüzden sahur hazırlığına girişeceğim. Hem de biraz acıktım biliyor musunuz? Yani bilerek çok fazla bir şey yemedim ki sahurda yiyebileyim. Güzel bir sahur da yemek istiyorum. Öyle yani. Ondan sonra zaten yatış moduna geçeceğim. Yarın bütün gün evdeyim. Yarın iş yok. Full dinleneceğim. Belki yarın şey düşünüyorum işte böyle sağlıklı çok güzel tatlı tarifleri falan buldum. Onlardan falan yapabiliriz. Ya bu videonun içine mi koyarım, farklı mı çekerim bilmiyorum. Instagram'da falan da paylaşmak istiyorum hatta böyle ama çok güzel yani. Ondan falan yesek zaten tatlı çikolata yememize gerek yok. Öyle bugün şimdi sabahda ne yapacağım biliyor musunuz? Yulaf sopası yapacağım. Yani ben yulaf sopasını sevmeye başladım açıkçası. Yani kılışının püf noktalarını öğrendiğim için güzel oldu. Canım da çekiyor. Hem böyle birazcık tatlı da yapacağım. Enerji verir bana gün boyu diye. Hem de çok tok tutuyor yulaf. O yüzden hazır yerim almışım. Bir de Telif markasının yulafını aldım. Onu önerdiniz. Ebru onu dene. Mavi paketli. Böyle gösteririm şimdi zaten. O çok güzel oluyor dediniz. İlk defa deneyeceğim. Bir deneyelim bakalım. Hem de böyle size hızlı hızlı anlatırım nasıl yapıldığını. O zaman başlıyoruz. Yulafımızı yapalım ve yiyelim. Evet, şurada yulaflarım var. Gel bakalım, seni seçtim. Pikachu. Ve günün yıldızı burada. Deneyelim bakalım. Tabağımı çıkartayım. Tabağımı çıkartayım. Hayır, tabağımı çıkartacağım. Şu an beynim durdu. Sütüm bozulmuş mu acaba? Tadayım. Tertemiz. Normalde 2 yemek kaşığından yapıyorum ama bu sefer 3 yemek kaşığından yapacağım çünkü beni tuttum. İşte bahsettiğim yulaf markası bu zaten. Eminim görmüşsünüzdür. Tadacağım bakalım bir farklılık var mı? Söyleyeceğim size. İçi de şöyle. Yakın çekip alalım. İçi de şöyle. Yani kendiliğinden böyle sanki rondodan geçirilmiş gibi. 1 2 3 Daha önce yulaf lapası tarifi verdim. Ancak izlemeyenler için tekrar veriyorum. Ve onu da yulafı yaptıktan sonra içine muz ezip karıştırmıştım. Olsa böyle yapmayacağım. Üzerine koyacağım. Yulaf yumuşak olduğu için tadı da güzel oluyor. O yüzden içine ezmeye gerek yok açıkçası. Ondan bu sefer üstüne yiyeceğim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? 2 çay bardağı süt koyacağım. Bol sütlü yapıyorum. Şey seviyorum böyle hani yumuşak olsun. Böyle katı olsun sevmiyorum. Muhallebi gibi. 2 yemek kaşığı yulafa 1,5 çay bardağı süt koyuyorum. Bol süt, ona göre hesaplayayım. Net tarif bir porsiyon. Daha fazla yapacaksınız ona göre yaparsınız. Evet. Gel bakalım.
Bu arada şunu fark ettim. Ben daha önceden yulaf yaptığım zamanlar kakao atıyordum. Hani kakao atayım da tadı daha güzel olsun diye. Ama şunu fark ettim. Kakao atınca çok da yulafı güzelleştirmiyor. Biraz acılaştırıyor. O yüzden bundan sonra genelde salata yapacağım. Üzerine süsleyeceğim. Daha mantıklı. Şimdi bu bir 5-6 dakikada pişsin. Şöyle bir iyice pişsin. Ondan sonra üzerine süsleyelim. Kafamıza göre artık canım ne istiyorsa bir şeyler yapacağım. Şöyle güzel bir sunum yapayım. Şöyle birazcık frambuaz, birazcık böğürtlen, böyle donmuş meyvelerim var. Bundan sonra artık gerçekten her meyveyi donduracağım, buz atacağım, çilek atacağım, böğürtlenini alacağım. Böyle pahalı oluyor. Meyvenizi dondurarak buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Haberiniz olsun ve tadı hiç değişmiyor, çok güzel oluyor. Hatta donmuş meyvelerle dondurma falan yapmayı düşünüyorum, o yüzden donduracağım. Onun da tarifi gelecek. Evet, yulaf lapamız pişti. Ben böyle birazcık sulu kıvamlı seviyorum arkadaşlar. Şey gibi, sanki böyle bebe bisküvisi, muhallebi gibi yani böyle. Daha güzel oluyor. O yüzden altını kapatıyorum şimdi. Şimdi gelelim en güzel kısmı, süsleme kısmı. Ben bu kısmı çok seviyorum. Valla bayağı yapmışım ama hiç önemli değil. 17 saatlik bir açlık var ve yulaf yani. 3-4 yemek kaşığı yulaftan. Neredeyse 2 ay vardan hiçbir şey olmaz. Şimdi üzerini süsleyelim hemen. Şu kadar bir muz koyacağım. Kalmıştı muzum. Karşınızda yulaf lapam. Gerçekten çok güzel gözükmüyor. O kadar sağlıklı ki. Şurada bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi var. Yani hiç şeker yok. Yani doğal şeker harici, hiç sofra şekeri yok. 5 tane böğürtlen. Çok çeyrek muz yani. Yarım dilde de çeyrek muz. Gene 5 tane frambuaz ve bir tatlı kaşığı keçi boynuzu kreması. Bu keçi boynuzu kreması keçi boynuzu pekmezi gibi aynı ama pekmez değil. Onun tadı da benziyor. Aynı çikolata gibi şekli ve tadı harika ve onda da hiç şeker yok. Yani şeker ilavesiz. Kendi şekeri var sadece ama çok ama çok lezzetli. Ya bunu yemeğe nasıl kıyabileceğim bilmiyorum. Fotoğrafını çektim. Instagram'a da atacağım tekrar. Böyle farklı farklı şeyler paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz yani. Burada yaptığım şeyleri göstersem de orada da mutlaka paylaşıyorum. Bazen burada göstermeyip orada da paylaşıyorum. Fikir olsun diye yani. Ve istiyorsunuz. Hani sağlıklı besleniyoruz ama inanın yani şu tarz şeyler yersek hiç sıkılmayız. O kadar enerji dolu ki yani ben bunu kilo vermeyi düşünmeyen arkadaşlarım bile söylüyorum ve sağlık için inanılmaz güzel. Şimdi birlikte tadalım, bir tadına varalım. Size gerçekten olmuş mu olmamış mı söyleyeceğim. Ama püf noktalarımı unutmayın. Püf noktaları var. Daha yumuşak olacak yulaf. Robottan geçirin. Bol sütlü yapın. Gerçekten oluyor. Bu sefer o zaman oluyor. Ben daha önceden böyle sürekli pişiriyordum. Sütü tamamen pişiriyordum. O süte tamamen yapışıyordu. Böyle sert bir şey oluyordu. Kakao atıyordum. Tadını acılaştırıyordum ve böyle tıkır tıkır oldu. Robottan geçirmiyordum gibi gibi. Haydi bismillah. Nasıl bir şeysin sen ya? Şöyle Hindistan cevizlisinden aldım. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim yakından. Harika. Gerçekten. Çok çok iyi. Keçi boynuzu çok yakışıyor. Bazen
Şeker, fıstık, ezmem var. Onu da atıyorum. Ya böyle değiştire değiştire yapıyorum. Enfesto. Mükemmel. Bu beni bayağı tutacak. Sıcak ya. Biraz soğuk ya meyveler. Çok güzel oluyor. Yulafı da güzel. Okay. Yulafı, yulaf yumuşacık. Tam muhallebi gibi. Tarçın falan aldım. Bir dahaki yulaflı pastarfımı tarçın da atacağım. Tarçın nasıl sütlaç gibi oluyor dediniz. Onu da deneyeceğim. Savurdan sonra tekrar görüşüyoruz. Genelde nasıl görüşüyoruz? Böyle makyajla görüşmüyoruz ama bu sefer makyajla görüştük. Çünkü çok güzel bir tatlı tarifi yaptım. Onun videosunu çektim. O yüzden şöyle bir makyaj yapayım dedim bu video çekerken de. Bana da bir değişiklik olsun, bir hava katsın. Çünkü hafta sonu böyle hava çok güzelken insan evde oturunca gerçekten çok sıkılıyor. Ve çok mutsuz oluyor. O yüzden kendimizi böyle mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne yaptım? Şu an hamurum dinleniyor bu arada. O tatlı tarifine daha devam edeceğim de. Ben ne yapıyorum? Eliptik. Şu spor videolarımda koyayım. Bu aralar eliptik yapıyorum sadece ama sıkılaştırıcı hareketler falan da yapmaya başlayacağım. Çünkü dediğim gibi ben de bir yaza kadar 4 kilo vermek istiyordum ya, birazcık kardiyoya ağırlık vermeye başladım. Ondan dolayı eliptik yapıyorum. Çok güzel terliyorum. Genelde 47-48 dakika yapıyorum ve 470-480 kalori yakıyorum. Fix böyledir yani benim eliptiğim. İftardan sonra o yaptığım tatlının keyfini sürmek istiyorum. Zaten burada da paylaşacağım, göstereceğim. İftar menüsüyle karşınızda. Şöyle bir mercimek çorbam var. Şimdi limon getireceğim. Bol limonlu içeceğim. Burada şöyle közlenmiş patlıcanım, sarımsak attım içine ve 3 tane de böyle biftek yağsız tavada granitte pişirdim. Ve şurada da biraz acı biber turşusu ve su. Benim bugünkü iftar menüm böyle. Karbonhidrat yok. Yani pilav, bulgur falan yok. Et, sebze ve çorba bana bugün eşlik ediyor. Geldim. En son biliyorsunuz ki o fit bombadan yedim. Daha önce zaten bir önceki videoda izlediniz aslında, gösteriyorum falan. Burada birazcık gösterdim yediğim an. Yani aynı o videoda kullandığım için çok fazla burada kullanmak istemedim. Sadece gösterdim. Ondan iki tane yedim. Bir çikolatalısını, bir frambuazlısını ama enfestoydu. Gerçekten çok güzeldi. Ve beni bayağı tuttu biliyor musunuz? Sonra bir şey yemedim. Gel bakalım. Kahraman. Evet. Gördüğünüz gibi tahin. Ben bunu A101'den aldım bu arada. Tam kaşık bazına vermemiş ama şeker yok mu zaten? %0 şeker var. Bir tık yağ vardır tabii ki. Ben bunu neden aldım? Hem böyle kahvaltıda tüketmek için aldım, hem de tatlılar için aldım daha fazla. Böyle mesela yaptığım keklerin arasına ya da üstüne gibi gibi zaten tarifler gelecek ama şimdi sabahta kendime neden bir tahin pekmez yapmayayım ki dedim. Ama nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şimdi söylüyorum, anlatıyorum hemen. Bununla birlikte birbirlerini bulmaları lazım. Tahin normalde pekmezle yapılıyor. Ama ben bu sefer bu keçi boynuzu kreması da pekmeze benziyor. Bunda da şeker yok. Zaten yazıyor üzerinde. İlave şeker içermez. Kendi şekeri var sadece. Ben şimdi tahin atacağım. Biraz da bu 2 çay kaşığı da bundan atacağım. Karıştıracağım. Tam tahin pekmez olacak ama sıfır şekerle tahin pekmez yapıyorum. Hem de birazcık tatlı isteğimi gidersin. Gün içinde bana enerji versin diye sahurda böyle ikili kullanıyorum. Kaval tabağım hazırlanıyor şimdi. Yumurta falan gelecek. Eklemeler yapacağız. Şimdi ise keçi boynuzu kreması da içini göstereyim. Bayağı bitirdim zaten. Bir bastan almıştım.
Tadı güzel. Tekrar almayı düşünüyorum. Tam yapmışım valla. Tam bana kadar. Bir farkı var mı? Yok. Tam tayın pekmez. Canım asitli bir şeyler istiyorsa ben de soda içerim. Böyle tatlı değil, asitli, böyle soğuk bir şeyler istiyorum. Bu da tamamdır. Ve karşınızda sahur tabağım tamamdır. Şöyle göstereyim. Şurada 2-3 tane çeçil peynirim var. Çok hafif bir beyaz peynir. Domatesim biraz iriydi. Domates bol seviyorum zaten. Salatalık bir tane. Zeytin. Burada da tahinli keçi boynuzu kreması. Yani şeker hiç yok gerçekten. Doğal şekerleri. Burada da sodam var. Ve bir tane vasa eşlik ediyor. Ben bu vasayı çok seviyorum bu arada. Ekmek yerine tüketilebilir. 34 kalori bir tanesi. Ve bakın ne. Benim annem bir melek. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Deli gibi her gece bunu izliyorum. Böyle savurma yapıyorum. Yani... Ramazan bitince büyük bir eksiklik hissedeceğim. Çünkü ben bu saatlerde bunu izlemeye çok alıştım. Ramazan bitince belki hani saat şu an kaç biliyor musunuz? Saat şu anda 3. Ve ben hani 3'te falan izlemeye alıştım. Ama Ramazan bitince derken uyuyacağım için birazcık beni zorlayabilir. Özleyeceğim galiba. Gördüğünüz gibi dün yulaf yedik. Bugün kahvaltı ediyoruz. Böyle değişik değişik şeyler yapıyoruz. Sodamızı içeceğiz. Ve karşınızda şöyle hazırlandım. İşe gidiyorum. Hafif bir makyaj, saçımı topuz yaptım. Böyle topuz yapınca daha rahat hissediyorum. Şöyle giyindim. Şöyle bir eşofmanım var, bakar mısınız beli? Şöyle belin dümdüz durabilmesi o kadar güzel bir his ki size anlatamam. Böyle belin açık kalması yüksek. Ben de zaten buradan böyle kısa bir şeylerle kombin yapabiliyoruz. Yani illa böyle uzun uzun şeyler giymemize gerek yok. Ceketlerle kapatmamıza gerek yok. Gerçekten bu tarz şeyler insanı inanılmaz motive ediyor. Benden söylemesi yani. Size motive etmek istiyorum. Yediklerimi gösteriyorum. O ayrı bir konu ama bu yediklerimi gösterirken motivenizi de sağlamak istiyorum. Böyle kendimi gösteriyorum. Bakın ben de hala sağlıklı besleniyorum. Yaz geliyor. Her gün spor yapıyorum. Haftanın 6 günü spor yapıyorum ve inceldiğimi görüyorum. Yazın şort, elbise giymekten kaçmayacağım. İstediğim gibi giyineceğim. Yesem ne olacak? Yani şu karantina, 1,5 aylık karantinadayız. Her gün yesem, 5-6 kilo alsaydım şu an mutsuz olacaktım. Bu karantina bittikten sonra ne işime yarayacaktı? Tekrar onları vermeye çalışacaktım. O yüzden lütfen kilo alıyorsanız durun artık. Onları vermekle uğraşmayın. Gerçekten kolay olmuyor. Emek ediyoruz. Sonra bir bozuyoruz. O emek ettiğimiz şeyler gidiyor. Hiç gerek yok. Hiç uğraşmayalım. Mutfağımı topladım. Yemeğimi yaptım. Kafam rahat. Gideceğim 7 çeyrek gibi falan gelirim. 1 saat kalır. Ondan sonra da belki yanında bir şey daha yaparım. Öyle düşünüyorum. Barbunyam çok güzel. Demlenmiş. Zaten yapmıştım işe gitmeden önce. Bugün bana barbunya eşlik ediyor. Burada da bakın şöyle bir brokoli salatam var. Sarımsaklı yoğurt ve üzerine 1 yemek kaşığı en fazla zeytinyağı attım. Ve yiyebildiğim kadar yiyeceğim yani. Çok sağlıklı. Yanımda da 1 tane baget ekmeği. Bu da bol çıtırlı. Bakın dün mesela patlıcan salatası yaptım. Şimdi brokoli salatası. Normal salata yapıyorum. Ondan önce kereviz salatası yaptım. Başka videomda. Bu tarz böyle salatalarda yapıp böyle güzelleştirebilirsiniz. Yemeğimi yedim. O kadar güzeldi ki brokoli, sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Birazcık üzerine böyle kekikli zeytinyağı vardı. Onu döktüm. Yani o kadar güzeldi ki gerçekten sade bir, yani yenir yani. Bayağı iyi gitti. Yanında barbunya da çok iyiydi. Ve inanın saat 8.30'a doğru işte yaptık. 10.30 oldu. Hala acıkmadım. Şimdi ama bir şeyler yemek istiyorum. Biraz tatlı isteğe vurmaya başladı. Yalan değil. Şimdi böyle birazcık tatlı isteğimi giderecek bir şey yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Hazır böyle sebze yemişken sağlıklı, çok sağlıklı beslenmiş, kalorili bir şey yoktu bugün menümde. Bakar mısınız? Şöyle bir Kemalpaşa tatlısı yaptım kendime ama çok az şekerli. Normalde mesela 4 su bardağı şeker falan diyorlar. Ben 1 su bardağı şekerden yaptım. Bayağı zaten şunda gelecek şeker ne kadar olabilir? Üzerinde ne var diye sorarsanız tahin. Tahinde hiç şeker yok ve çok sağlıklı, çok yakışıyor. Hatta üstüne ceviz de atabilirsiniz. Ama ben şimdilik böyle yaptım. Şöyle bir sunumum da var, göstereyim size. Sitenin bahçesinden gül düşmüştü. Aldım, böyle getirdim. Çok güzel değil mi? Şöyle sunumluk bayağı iyi oldu bence. Ve enfesto olduğuna gerçekten sık inandırabilirim. Ve şöyle bir şey var, ne diyorum? İki tabakta yesem tadayın, iki çatalda yesem tadayın. O yüzden kendime minik bir porsiyon yaptım farkındaysanız. Biraz daha var, güvenlikçi abilere vereceğim.
onları götüreceğim. Ve gördüğünüz gibi bakın ne kadar sağlıklı. Yani benim illa böyle 5-6 tane, 8-10 tane yememe gerek yok Kemalpaşa tatlısı. Böyle yiyip tadına varacağım ve az şekerli. En azından şerbeti tatlıymış gibi olacağım. Çünkü canım tatlı çekiyordu. İnsan böyle her gün meyve ya da sürekli böyle sağlıklı çikolatalar yemek istemiyor. Böyle tatlı da yemek istiyor ama ben ölçüm biliyorum. Hadi şöyle bir şey var. Ben eğer ki korumada olsam, şekerli de olsa yani 3 tane yer bırakırdım. Hiç de kilo almazdım. Ben de biraz böyle 4 kilo verme hedefim var yaza kadar. O yüzden daha az şekerli, daha ölçülü yiyorum. Yani bu yolda aslında sizin benim gibi beslenirsiniz, kilo vereceğinizin garantisini veriyorum. 1 kilom gitti onu söyleyeyim. Böyle beslenerek, spor yaparak veriyorum. Benden size söylemesi. Şimdi ben bir keyfim yapayım. Şu an çayım demliyorum. Çayımı da alacağım. Balkonda bir keyif yapacağım. Artık videonun sonuna geldik ve ben 3 gün boyunca sanırım 3 gün artık hesaplamıyorum. O kadar yemek videosu, o kadar paylaşmışım ki şu an editini bitirdim. Yani ne yediysem gerçekten inanın ne yediysem çektim. Yani size göstermedim, hiçbir şey olmadı. 3 gün boyunca doya doya yedim. Gayet de sağlıklı beslendim. Gayet kendimi iyi hissettim. Hatta videoda şey fark ettim. Yani video %90 çok sağlıklı diye geçiyor bu arada, haberiniz olsun. Çok fazla duyabilirsiniz. Umarım kulağınızı tırmalamaz ama gerçekten çok sağlıklı yani. Yaptığım her şey sağlıklıydı ve güzel bir video olduğuna inanıyorum. Siz de böyle farklı tarifler yapın, farklı farklı yemekler yapın. Şu serüvenizi sevin. Yalvarıyorum size Allah rızası için yapın bunu, şu serüvenizi sevin. Gerçekten güzel olacak. İnanın ben yani her gün spor yapmaktan, böyle sağlıklı beslenmekten çok mutluyum. Sizi motivasyonu da sağladım. Bakın eşofman giyerek isteklerini giyebilmesi çok güzel bir şey. İnanın istediğin kıyafeti giyebilmek, hiçbir tatlıda, pizzada tadı yok. Benden size söylemesi, ölçümüzü bilirsek bu serüveni harika bir şekilde bitireceğiz. Ve mutlu olacağız her gün. Dışarı çıkmak isteyeceğiz, kıyafetlerimizi giymek isteyeceğiz ve hiçbir şeyden kaçmayacağız. Çevreden kaçmayacağız ve sonucu güzel olacak. Bu video bu kadarlık olsun o zaman. Devamı gelecek. Umarım sevmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.